Çek Cumhuriyeti, Avrupa'nın kalbinde sadece güzel bir ülke olmakla kalmayıp, mimarisi ve ileri yaşam koşullarıyla eğitimin gözde merkezlerinden biri olmuştur. 70'ten fazla okul ve 1000 farklı eğitim programı arasından seçim yaparak gelen 40 bin yabancı öğrenciden biri de siz olabilirsiniz. Peki üniversite eğitiminizi ve kabul almanızı nasıl garanti edeceksiniz? Bunun için sadece StudyZone yurt dışı eğitim ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. StudyZone yurt dışı eğitim Çek Cumhuriyeti'nde MSM ile işbirliği yapmaktadır. MSM 2007 yılında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da kurulmuş ve çeşitli eğitim programları sunmaktadır. Bu aydınlık programlar hem Çekçe hem İngilizce olarak sizi hayal ettiğiniz üniversiteye kavuşturacaktır. Peki bunu nasıl yapacağız? Hadi bir göz atalım. StudyZone danışmanları aracılığıyla seyahat organizasyonunuzu yapıp havaalanına vardıktan sonra MSM koordinatörleri gece gündüz fark etmeksizin sizi burada karşılayacaklardır. StudyZone öğrencileri havaalanı karşılamasından sonra direkt olarak konaklamaların olduğu yurtlara doğru yola çıkarlar. Prag Havaalanı şehir merkezine sadece 20 dakikalık mesafede yer alır. Otobüs, metro, taksi, Uber veya MSM'nin transfer araçlarıyla kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi öğrenci yurtlarımızdan Slobodorna'ya doğru gitmekteyiz. StudyZone öğrencilerinin konaklayabileceği bir diğer yurt olan Slobodorna'dayız. Hadi bir göz atalım. Slobodorna yurdunda kalan StudyZone öğrencilerinin şehre ulaşımı oldukça kolay. Yurda 2-3 dakika yürüyüş mesafesinde bulunan Česko Moravská metro istasyonunu kullanarak şehir merkezine ulaşabilirler. StudyZone öğrencileri Prag'a vardıktan sonra şehir merkezinde bulunan MSM ofisine gelecekler. Ofis Black Swan İş Merkezi'nin 3. katında bulunmaktadır. Prag'a gelen StudyZone öğrencileri burada MSM koordinatörleri tarafından karşılanıyorlar. Karşılama paketi içerisinde SIM kart, bir ay boyunca kullanabileceğiniz toplu taşıma kartı ve bütün şehri keşfedebileceğiniz bir harita içerisinde. Kayıt işlemlerini ve yurt işlemlerini burada yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda burada MSM Akademik Koordinatörü Ivata Konvicna ile de tanışabilirsiniz. MSM Akademie je mezinárodní jazyková škola, která zde uvítá během roku asi přibližně 3000 studentů z celého světa. Máme studenty z Malajzie, z Turecka, z Belgie, z Mexika, Kazachstánu, Ukrajiny, Arabských Emirátů, Číny a z Ruska. Poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé pobyty. Krátkodobé pobyty jsou spíše prázdninové během celého roku. Dlouhodobý pobyt pro žadatele zde pro Prahu je spíše pro studenty, kteří chtějí se hlásit na vysoké školy. Zde v podstatě přichází organizace Mezinárodní svaz mládeže, který celý provádí studenta po celou dobu jeho akademického roku, úplně od prvopočátku, co vstoupí do České republiky. Přijíždí student nebo přilétá, už má možnost transferu od Mezinárodního svazu mládeže. Následně přichází registrace na cizineckou policii, s tím vším pomáhá Mezinárodní svaz mládeže. Ubytování je poskytováno na kolejích na vysokých školách, takže student má přímo už vstup, vidí vysokou školu. Přítomen je vždycky kurátor. Kurátor má na starosti to, aby pomáhal studentům, když by se potřeboval zeptat na cokoliv ubytování nebo jakékoliv jiné poradenství. Dokonce je udělán takový program, že každé dva týdny tento kurátor obchází všechny studenty a zjišťuje jejich spokojenost.
Mimo ubytování je zde hlavně důležitá samozřejmě jazyková výuka, ať už je to čeština nebo angličtina, podle toho, co si ten daný student zvolí. Český jazyk je složitý, ale pro studenty v podstatě ze všech zemí není problém, protože pokud se studuje v České republice, tak s českým jazykem se student setkává v podstatě na dennodenní bázi. Studium probíhá na vysoké škole a u nás doplňkově na MSM Akademii. Rozvrh v podstatě je vytvořen tak, aby student byl stále v kontaktu v daném jazyce. Což znamená, na vysoké škole je poskytovaná výuka například dopolední, odpolední výuka probíhá u nás v MSM Akademii. Výhodou této metody je, že student získává informace a zkušenosti nejenom od jednoho lektora, ale od více lektorů. Je to výhodné jak u češtiny, tak i u angličtiny, protože jsou různé přízvuky a student si na to velmi rychle zvyká. Existuje systém, který zaznamenává docházku studentů a jejich v podstatě úroveň nebo jak jim vychází testy, což znamená, že rodič může kontrolovat i na dálku, jak jejich dítě v podstatě postupuje ve výuce. Mimo samozřejmě výuku jsou zde kulturní programy, takže není to jenom o výuce, ale taky o poznávání České republiky. Je možné se zajet do různých měst Českého Krumlova, do Karlových Varů, nebo případně i možnost do Drážďan, Berlína, podle toho, co si student vybere nebo co je v daném programu. Co ještě Mezinárodní svaz mládeže může poskytnout, krom tady tohoto programu, je to, že opravdu pomáhá studentům s přijímačkami na vysoké školy. Doporučujeme podat 2 až 3 přihlášky na vysoké školy, aby se zvýšily šance studenta na získání studia na dané vysoké vybrané škole. MSM je v podstatě průvodcem po celý rok studenta s bohatým programem a pro studenta je to zase velmi velká zkušenost do jeho budoucího života. Prag, boş zamanlarınızda edinebileceğiniz birçok seçeneğin bulunduğu harika bir şehirdir. Bunlardan bir tanesi de fitness. Hadi bir göz atalım. Explore Fitness, Prag'da bulunan en büyük ve en donanımlı fitness merkezlerinden birisidir. Starizon öğrencileri MSM işbirliği ile buraya kolaylıkla üye olabilirler. Çekya'da eğitim alan öğrenciler aynı zamanda ünlü Prag Castle'ı ziyaret edebilirler. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için kapılarını sonuna kadar açan Prag Castle'a giriş ücretsizdir. Siz de Stadizon ayrıcalığıyla Prag'da eğitim alarak bu güzelliği görme şansına sahip olabilirsiniz. Avrupa'nın kalbinde bulunan Prag'da her öğrenciye hitap edecek kültürel programlar mevcut. Çekya'da Carlsberg, Český Krumlov ve Prag rehberli turlar düzenlenmekte. Ayrıca ülke dışında Viyana, Berlin, Münih ve Dresden'e de kültürel turlar düzenlenmekte. Şimdi meşhur Çek Teknik Üniversitelerinden birine gidiyoruz. Avrupa'nın en eski ve en prestijli üniversitelerinden biri olan Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi 2016 yılında 110. yılını kutladı. Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nde Stadizon ayrıcalığıyla İngilizce hazırlık programına katılabilirsiniz. Hello, my name is Jan Hučko. I would like to welcome you to Czech University of Life Sciences, Prague, to Faculty of Economics and Management. I would briefly introduce you our university and our cooperation with MSM. Our university is located on one of the suburbs of Prague called Suchdol. Currently, there is approximately 18,000 students studying in different forms of studies. At Faculty of Economics and Management, there is approximately 8,000 students, within which there is about 15% of students studying in English study programs, starting with the bachelor programs and master programs. This is the short introduction to the Czech University of Agriculture. One of our cooperation is also
providing the language preparatory courses, which we do cooperate with our partner MSM. The cooperation is already more than 10 years working, I would say very successfully, which we are happy to. Those courses are focused on preparing the students for to be a students of the university, maybe of our university, maybe of any other Czech university. The study programs are consist of the language preparatory, as I mentioned. There is a focus on the Czech language preparatory courses, and they are the Czech language focused, that the students after passing 1 year there might be prepared, ready to pass the entrance exams to the university in a Czech language, or there is a possibility on improving or getting the English language qualification to study in the English language at our university. Those programs are, as I mentioned, the year-long program which we are inviting you for. The basic description of those programs is that it consists of 5 days a week teaching. Every day it is 4 hours, each 45 minutes. With the Czech professors, which are either on the Czech language or English. This is the focus of it. Of the lectures are really to master the Czech language, which it is focused on grammar, on spelling, on preparing really the students to be able to study in a Czech language, or in the case of the English study programs, to be able to study in English study programs. The history, as I mentioned, was starting about 10 years back, starting with approximately 30 students, the first group. By the years, it was growing. Up to this year, we've been hosting about 150 students from all around the world. I hope you will enjoy it, and I hope you will come to study with us. Study Zone öğrencileri Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nin içinde yer alan bu yurtlarda konaklayabilirler. Merhaba, biraz size odamdan bahsedeyim. Burası lavabo, burası tuvalet. Burada gardıroplarımız var. Burası mutfak. Burası masam. Zamanınızın çoğunu zaten burada geçireceksiniz. Onun dışında oda çok ışık aldığı için bu gerçekten bir avantaj diğer odalara göre. Yatak gerçekten rahat. Çünkü yani uykunuz olmasa bile kendinizi attığınızda uyuyabiliyorsunuz. Onun dışında kişi başına bir tane gardırop düşüyor. O yüzden eşyanızı koyabileceğiniz yerler olacak. Bu odada genellikle 2 kişi kalıyorsunuz. O yüzden hiçbir sıkıntı çekmeden. Avrupa'da üniversite eğitimi hakkında araştırma yaparken mutlaka Charles Üniversitesi'ne denk gelmişsinizdir. 1348 yılında kurulan üniversite Avrupa'nın en köklü ve en prestijli üniversitelerinden birisidir. Siz de Einstein'ın profesörlük unvanı alıp profesörlük yaptığı bu üniversitede eğitim alarak saygın bir diplomaya sahip olabilirsiniz. Charles Üniversitesi'nin 1. Tıp Fakültesi, gezimizin bir başka önemli noktası. Charles Üniversitesi'nin 17 fakültesinin içinde yer alan Tıp Fakültesi, 1200 çalışanı ile 3400 öğrenciyi bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca Charles Üniversitesi, Çekya'nın en büyük tıp fakültesi tacını da elinde bulundurmaktadır. Prag Ekonomi Üniversitesi, Çekya'da ekonomi alanındaki en büyük devlet üniversitesidir. 1953 yılında kurulan üniversite, geniş spektrumlu lisans, yüksek lisans, doktora ve MBA programlarıyla 6 fakülteye sahiptir ve 15 bin öğrenciye eğitim vermektedir.
Çek Teknik Üniversitesi Avrupa'nın en iyi ve en eski teknik üniversitelerinden bir tanesidir. 8 fakültesi ortalama 16 bin tane öğrencisiyle eğitim vermektedir. Siz de bu üniversiteye gitmek istiyorsanız sadece stadyumu aramanız yeterli. It's one of the oldest technical universities with over 300 years of history. We teach students who, after graduating, usually work in management and business sector. So for all of them, not only technological background is important, but also languages and skills, which are transversible as we live in a globalized world, which it has been changing a lot. The students we have in language prep courses are taught all skills in different disciplines. These are 1 year intensive courses with lessons from 1 to 6 lessons per day. One lesson is 90 minutes. And as I said, they are taught different skills. Apart from linguistic skills, they work on projects. It means we want them to gain some out-of-class experience with the language, because if you want to learn a language, the best way how to learn it is to use it, not only in the classroom, but also outside the classroom. Results of the projects are, for example, a book like this, which documents where students went, what they saw. It's always a combination of visual and verbal aspect. Usually this is very motivational and they like it a lot. So from their initiative, they produce even some products such as this ship, which demonstrates what cultures they worked with. We've been running these courses for over 10 years, and every year we have say from 100 to 150 students. They are divided into much smaller groups, between 15 and 17 students in a group for learning the language. Çek Teknik Üniversitesi neredeyse kütüphanesiyle meşhur olmuştur. The National Library of Technology 1,5 milyondan fazla bilim koleksiyonuyla Çekya'da bulunan bilim ve teknoloji alanında en eski ve en iyi kütüphanedir. Ayrıca kütüphane sık sık düzenlenen dersler, eğitimsel turlar, etkinlikler ve sergiler ile ayrıca kültürel ve sosyal merkez olarak da hizmet vermektedir. StudyZone aracılığıyla Çek Teknik Üniversitesi'nde eğitim almaya başlayan öğrencilerimiz, üniversiteye birkaç dakika uzaklıkta olan Masarykova yurdunda konaklayabiliyorlar. Şimdi yurdun içine bir göz atalım. Bir insanın geleceğini belirleyen en önemli dönem hiç kuşkusuz üniversite eğitim dönemidir. Yurt dışında eğitim almayı düşünüyorken en iyi seçeneği bulmalısınız. Prag şehri ve üniversiteleri size enfes bir tarihin içinde yüksek kalitede eğitim alma imkanı sunmaktadır. Türkiye'de üniversite sınav stresi yaşamadan istediği bölümde eğitim almayı düşünen öğrenciler için Prag harika bir seçenek. Merhaba arkadaşlar, ben Hamza Bacara. StudyZone sayesinde Prag'da Çek Teknik Üniversitesi'nde hazırlık bölümündeyim. Hazırlık bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversite sayesinde Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nin IT bölümünü kazandım. Siz de benim gibi Prag'ın tadını çıkartmak isterseniz StudyZone'a başvurabilirsiniz. Prag'ın tadını çıkartın. Prag'da okumaya karar vermiştim. Tıp okumak istiyordum. Çünkü babamın 3 tane kuzeni Charles Üniversitesi'nin 3. tıp fakültesinde okumuş. Ben de onların izninden Prag'a gelmek istedim. StudyZone bana çok yardımcı oldu. Onlar sayesinde Prag'a geldim. Prag nasıl bir şehir diye düşünürseniz, Prag çok eğlenceli, hareketli bir şehir. Bir sürü farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Yani ben mesela Türklerle pek konuşmuyorum. Yani arkadaşız, arada takılıyoruz ediyoruz ama pek konuşmuyoruz. Daha çok Brezilyalı arkadaşım var, İranlı arkadaşlarım var. Yani farklı kültürlerden arkadaşım, interaktif bir ortam. İstediğiniz
yani biraz özgürsünüz. Dersler olarak düşünürsek, dersler de özgür. Yani günde 3 saat sizi rahat bırakıyorlar ama yine de çok çalışmanız gerekiyor. İngilizce düşünürseniz basit. Yani basit demek istemiyorum, en azından daha kolay. Çekçe düşünürseniz biraz daha zor. O yüzden onun için daha çok çalışmanız gerekiyor. Merhabalar, ben Batıkan Yastaş Alan. 2 aydır Prag'da Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nde hazırlık eğitimi alıyorum. Bir sonraki senede hedefim Çek Teknik Üniversitesi'nin inşaat mühendisliği okumak. Buraya gelmemde faydası olan ve yardımı olan MSM'e çok teşekkür ediyorum. Her sorunumuza koştular, her şeyimizle ilgilendiler, bizi havalimanından aldılar, yurtlarımıza yerleştirdiler. Prag, üniversite okumak için gerçekten çok uygun bir şehir. Avrupa'nın tam ortasında, her yere yakın, istediğiniz zaman gezebileceğiniz ve sosyal anlamda gerçekten çok büyük imkanları olan bir şehir. Uygun maliyetlerde, Avrupa'nın tam ortasında kaliteli bir eğitim almak istiyorsanız Prag doğru adres. Hepinizi buraya bekliyoruz. Prag'da üniversite okumak harika. StudyZone aracılığıyla geldiğim Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi beni hayallerime bir adım daha yaklaştırdı. Enjoy Prague!